Merhaba, ben Gamze Kartal. Bu da Öykü Kartal diyemiyorum. Çünkü Öykü aramızda yok arkadaşlar. Ona bir sürpriz yapacağız. Ve siz de çok istediğiniz için bugün 24 saat boyunca kapanı gizleyeceğim. Kapanıyorum. Hazır mısınız? Gideceğiz. Beraber kıyafet seçeceğiz. Giyineceğiz. Bir günümüzü öyle geçireceğiz. Ve en önemlisi Öykü'ye sürpriz yapacağız. Öykü beni ilk defa eşarplı görecek. Hazırsanız videomuz başlasın arkadaşlar. Utanıyorum. Gözümüzü kapatın. Yakışacak mı çok merak ediyorum. Yakışır. İlk çok kapalı alışveriş deneyimim. Et dönerse dürüm söyledim. Arkadaşlar hazır mısınız? Bir sürprizimiz var. Birine şapayı okudu, içine şapayı okudu, içine şapayı okudu, sıkıyor. Arkadaşlar bu videodaki amacım hem kapanmayı deneyimlemek hem de bu süreci sizlere gösterip Öykü'ye de sürpriz yapmak. Kapanırsam Öykü'nün tepkisi ne olur ona bakmak istiyorum. Hazırsanız gidelim. İleride belki gerçekten kapanırım. Neden olmasın? Yorumlara yazın. Daha doğrusu şimdiden düşüncelerinizi yazın. Sizce yakışacak mı? Yakışmayacak mı? Giydiğimde de yakıştıysa ne bileyim yazarsınız güzel yorumlar. Hadi gidelim. Kıyafet seçelim beraber. Arkadaşlar hazırlandım. İlk olarak AVM'ye gideceğiz ve sizlerle birlikte eşarp seçeceğiz. Kıyafet seçeceğiz. Hadi hep beraber AVM'ye ya da siz burada kalın. Hay anasını satayım. Bu arada kapalı olup da beni izleyen anneler varsa ne tarz kıyafetler giymek daha şık olur yorumlara yazarsa sevinirim. Yani bana ne tarz yakışır? Arabamıza geldik. Gidiyorum arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Gerçekten ilk defa kapalı kıyafetler seçeceğim ve beni heyecanlandırıyor. Nasıl şeyler alayım bilmiyorum. Ne deneyeceğimi de bilmiyorum. Umarım güzel kıyafetler bulurum. 20 minutes later. AVM'ye geldim arkadaşlar. Gidiyorum kıyafet bakmaya. Nereye gideyim bilmiyorum. Bana yazın. Nereden alabilirim? Kapanırsam nereden alışveriş yapabilirim? Şimdi bakacağım birkaç mağazaya. Kapalı kıyafetler satan bir yer bulursam oraya gireceğim direkt. Takım olarak alacağım. Çünkü böyle çok kombinleyemem gibi geliyor şu anda ya. Biraz basite kaçayım diyorum. Beni ilk defa böyle göreceksiniz. Utanıyorum. Mağazaya geldim. Burada kapalı bölümü varmış. Yani kapalılar için ayrı bir bölüm varmış. Onu arıyorum şu anda. Direkt böyle kapalı bölümden giymek istiyorum. Arkadaşlar ben çok güzel şeyler buldum. Şöyle bir uzun bir elbise buldum. Böyle bir gömlek elbise buldum. Bunu da şöyle kombinlemeyi düşünüyorum. Üçünü de deneyeceğim. Eğer bunu beğenirsem bunun üstüne şunu giyeceğim. Bu siviti giyeceğim. Bir tane kemer takacağım. Bu siviti sıkıştıracağım ve bu çantayı takacağım. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Aşırı heyecanlandım çünkü çok güzel bir kombin yaptım. Düşünsenize hayal edin. Şu elbisenin üstüne bu ve eşarp. Gelişme eşarp bakalım. Arkadaşlar şallara geldik. Çok güzel şallar var bu arada. Sanki şu benim rengim mi? Şu kremi giyip üstüne bunu takarsam böyle bir şık olur. Krem değil de böyle bir patlatayım istiyorum. Bunu deneyeceğim. Bir tane de krem alacağım. Bir dakika. Ay çok güzel bir şal buldum. Bakar mısınız? Kesinlikle bu. Kesinlikle bu. Hadi gidelim bunları deneyelim. Ya da biraz daha bakalım mı? Bilemedim. Birkaç parça daha bakayım. Hepsini bir deneyeyim. Bunları beğenmeyebilirim çünkü. Bunları giydikten sonra da mont olarak bence trench coat aşırı yakışır sizce. Bu rengi de değil hatta şöyle bir şey giyip daha da şıklaştıracağım. Bayılacaksınız. Şu an kapalı takipçilerim izliyorsa bence vay be diyecek gerçekten. İlk defa kapalı giyineceğim ve çok güzel kombinler yapıyorum. Bir de 38 alacağım bedenini. Çok dar olmasın, bol bol olsun ve upuzun olsun diye. Arkadaşlar şaka mısınız? Kürk buldum. Allah'ım ben bunu normalde de giyerim. Bir dakika inşallah bedeni vardır. Ne olur Allah'ım bedeni olsun. Ben bunu normalde de giyerim ne olur. 36'sını buldum. Kürk deneyeceğim. Çok güzel. Siyah elbiseyle. Siyah elbiseyle kürk. Siyah eşarp aldık mı? Aldık mı siyah eşarp? Bir dakika. Siyah eşarp almadık. Siyah eşarp alalım gelin. Yandan elim ayağıma dolaştı. Şöyle de püsküllü bir siyah şal alıyorum. Bunu mu alayım şunu mu alayım? Yanıma çok tatlı bir takipçim geldi arkadaşlar. İsmin ne fıstığım? Ezmira. Oy memnun oldum. Çok tatlı değil mi? Fotoğraf çekiliyoruz biz. Doldurdum ya ben kapalı kıyafetini nasıl bu kadar çok güzel şeyler seçtim. Oha hayal gibi bakar mısınız? Kafayı yiyeceğim çok güzel şeyler buldum. Kürke bayıldım arkadaşlar. Kabine gidiyoruz. Geldim ama çok şey almışım. Ay canım çıktı. Ama çok heyecanlıyım. Bu arada Öykü'nün tepkisini çok merak ediyorum. Beni bu şekilde görünce ne yapacak? Şimdi hepsini deneyeceğim. Ve hangisi bana yakıştıysa onu alacağız. İlk kombinimi denemeye gidiyorum. Beni bekleyin. 5 minutes later. Gözünüzü kapatın. Bölümlerin devamını gelmek istiyorsanız 200 bin like alırsam iyi olur.
Bu arada böyle değil, üstüme kürk giyeceğim, uzun bir ceket giyeceğim ve siyah eşarp. Eşarpı şu anda takmayacağım. En son hangisini seçersem o şekilde beni eşarplı göreceksiniz. Merak edin birazcık, kürk giyeceğim. Ay ben kürk delisiyim bu arada gerçekten. Beni tanıyanlar kürk delisi olduğumu bilir. Ben kapalı olsam güzel olacakmışım. Ben kapanayım ya. Oha. Kapıyı yiyeceğim, çok güzel oldum. Geliyorum, manken yürüyüşü. Bu siyahla kombinleyeceğim. Şöyle bir hafif size hadi göstereyim. Hadi şu anda şeyi var. O yüzden tam gösteremeyeceğim. Ama yakışacak arkadaşlar. Bu arada yapacağım. Bu birinci kombin. Bir sürü kombin deneyeceğiz. Birinci kombini beğenseniz birinci kombinle yorumlara yazın. İkinci kombinle birazdan karşınızdayım. Arkadaşlar. Çok tatlı oldu. Bu da yakıştı. Bana her şey yakışıyor. Bana her şey yakışıyor. Kafa yiyeceğim. Gidin. Manken yürüyüş yapacağım. Gidin. Geliyorum size doğru. Ay aynada kendime bakayım. Ne kadar güzel oldum. Ben kapanayım ya. Gidiyorum. Bir dakika. Eşarpı göstereyim. Bununla kombinleyeceğim eşarpı göstereyim. Şu trenç kotu deneyeyim bununla. Aynen. Böyle bir kombin düşündüm. Kapalı olsam ben bu arada çok şık olacakmışım. Baksanıza. Eşarpla. Bir de krem rengi eşarp. Eşarpı da göstereyim. Böyle de yürüyeyim. Buna da krem şal. Ya kahverengi şal ya krem şal. Hangisi yakışır yorumlara yazın. İkinci kombin diyenler yoruma yazsın. Üçüncü kombinle birazdan karşınızdayım. Ve en güzel kombin o demin size söylediğim üstüne sivit giyeceğim kombinle geliyorum. Hazır mısınız? Kapatın gözlerinizi. Bir dakika çıkmıyorum. Herkes videoya like atsın. Kanala abone olsun. Bahşiş istiyorum yoksa nasıl gelin evden çıkarken para veriyorlar. Buradan çıkmam için herkes kanala abone olup video like atsın. Geliyorum. Çok güzel oldu. Bu ne? Çantaya bakın. Çok güzel kombinlemedim mi? Kemerim deliği yok ama ben hallettim bir şekilde. Şöyle sıkıştırdım. Alırsak deleriz zaten. Gidin bakalım. Yürüyeyim. Bu da üçüncü kombinimiz. Üçüncü kombinimizi de puanlayın. Bu çıkıyor ya ama bence güzel oldu. Ne giysem yakıştı bugün. Ne giysem yakıştı. Bu siviti aşırı sevdim. Ben bu siviti günlükte de giyerim. Bunu da günlükte de giyerim. Sadece başörtüyle bunu kapalı bir kombin yapacağız. Gelin başörtüsünü de göstereyim bunu. Bu takıma, bu başörtüme, bu başörtüme bence krem ya. Bence krem kesinlikle. Şimdi ben ilk siyahı beğendim. Birinci kombini. Bir de bunu beğendim. Üçüncü kombini. Yorumlara yazın hangisini alayım siz. En çok hangisini beğendiğiniz. Ödemeye kasaya gidiyorum. Size sürpriz olacak arkadaşlar. Normal kıyafetlerimi giyip geliyorum. Sonra kasada bunları öderiz. Arkadaşlar yanıma çok tatlı bir takipçim geldi. İsmin ne? Azra. Azra'cığım memnun oldum. Videoya söylemek istediğin bir şey var mı? Seni şu an bir sürü kişi izliyor. Kanala abone olup like atın. Evet herkes bunu söylüyor arkadaşlar. Kanala abone olun. Çok memnun oldum. Seninle tanışmak çok güzelsin. Arkadaşlar siz hangisini seçmiştiniz? Ben şimdi size seçimimi açıklıyorum. Hazır mısınız? Geliyorum. Üstümde kalacak çünkü. 1, 2... Ben bunları beğendim. Çok güzel çünkü çok böyle aşırı tatlı oldu. Kendi kıyafetlerimi de aldım. Üstümde kalsın. Gidelim direkt kasada ödeyelim. Şu kemeri deldirmemiz lazım sadece. Delersek sivit daha tarz duracak. Şimdi gideceğiz. Bunları alacağız. Eşarpı da sonrasında takacağım. Ödedikten sonra AVM'de bu şekilde gezmeye başlayacağız. 24 saat boyunca böyle gezeceğim. Ve öykü görünce ne yapacak merak ediyorum. Hadi ödemeye gidelim. Arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Şirin takipçim geldi yanıma. Kanala abone olun. Kanala abone olun. Herkes söylüyor. Artık abone olun ya. Çok memnun oldum. Çok güzelsin. Kendine iyi bak. Geldim. Sıraya geldik. Sıra var. Hep sıra. Hep sıra. Arkadaşlar alarmları çıkarıyoruz. Üstünde kaldı çünkü. Kemeri de deliyoruz şu anda. Benim belime göre deliyoruz. Çok güzel olacak bence. Çantayı da aldım. Bu şalı da aldım. Kemeri de aldım. Bir de bununla bunu aldım. Bence güzel kombin yaptık. Güzel mi? Yorumlara yazın. Beğendiniz mi? Yani siyahta aklım kaldı ama böyle çok cenazeye gider gibi oldu. O yüzden siyahtan vazgeçtim. Ama kesinlikle kapalıysanız onu tercih edebilirsiniz. O şuru güzel. O siyah elbiseye bayıldım ya. Arkadaşlar ödedik. Kıyafetlerimizi aldık. Poşetime kendi çantamı koydum çünkü bunu takacağım. Etiketini de çıkardık. Artık bu çantayla kombinim ve eşarp takmaya gidiyoruz hadi. Arkadaşlar kapalı bir çalışan vardı. Ondan rica ettim başörtüsünü bana bağlar mısın diye. Ben de biliyorum ama daha güzel bağlar diye düşünerekten ondan rica ettim. Şimdi içeride başörtümü bağlayıp geliyoruz. Saçlarımı topladım şimdi. Bana yardım edecek. Çok teşekkür ederim. Tekrardan işinden ettik bir de ya. Estağfurullah. Yakışacak mı? Çok merak ediyorum. Yakışır. Sana çok güzel olmuş da bana olacak mı? İyi olmasın. Çok da güzelsin. Çok yuvarlak yüzüm var ya böyle kocaman ortaya çıkacaksın suratın. Birazdan bağlayınca bakın. Gidin sürpriz olsun. 5 minutes later. Arkadaşlar kapatın gözlerinizi. Geliyorum. Bağladım. Hazır mısınız? Hazır mısınız çocuklar?
Sizi duyamadım. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten kapalılık bana yakışıyormuş. Yakıştı mı sizce? Evet, bence de. Ben kapanayım. Yorumlara yazın. Yakıştı mı, yakışmadı mı? Gelin şöyle bir yürüyelim yine. Çok güzel oldu. Bakar mısınız? Çok güzel bir kombin yaptım. Böyle bir kombin yapacağım. Aklımın ucundan geçmezdi. İlk çünkü kapalı alışveriş deneyimim. Hadi gidelim ve yemek yiyelim. Bir de Öykü beni böyle görünce ne yapacak onu merak ediyorum. Arkadaşlar, Memoş'un yanında şu an Mehmet'in koluna girip böyle geziyorum. Aşkım nasıl oldum? Çok güzel oldu. Gerçekten mi? Gerçekten çok güzel oldu. Böyle yanında ben gezsem böyle gururla taşır mısın beni yanında? Tabii de. Çok güzel oldum, ben de öyle inanıyorum. Bilmiyorum, çok kendine iltifat ediyor diyeceksiniz ama beğendim ya. Valla bu kadar yakışacağını bilmiyordum. Eşarbın rengini falan doğru seçtik bence. Cildime gitti bu renkler. Ben yemek yemeye gidiyorum kapalı. Görüşürüz. Azıcık utanıyorum. Neden? Çünkü kameraya çekiyoruz şu anda. Herkes kapalıyım ve kapalı bir bayan neden kendini kameraya çekiyor falan hani bilemedim ya. Beni tanıyorlardı da şu an beni bu şekilde tanımazlar diye düşünüyorum. Yemek siparişi vereceğim. Gelin. Arkadaşlar 24 saat boyunca bu şekilde gezdirdiniz. Geldim şu an AVM'nin ortasındayım. Yemek yerindeyim. Yemeğimi sipariş verdim. İskender söyledim Mehmet kendisine. Ben de kendime et döner söyledim. Dürüm söyledim. Döner yiyeceğim. Çok canım çekiyor. Bu arada Hataylıyım ya. Ben normalde Hatay dönerini çok severim. İstanbul'da da bu lezzetleri bulamıyorum. Yine de durum söyledim ama inşallah güzel gelir. Ama lütfen içten yazın, doğruyu yazın. Yakıştı mı? Başörtüsü bana yakıştı mı? Memoş'u bekliyorum arkadaşlar. Dışarı çıktı. Ben de yemeğimin gelmesini bekliyorum. Memoş ve yemeğimin gelmesini. Önce inşallah yemeğim gelir. Bu arada kemer falan kombini çok güzel yapmadın mı? Aşırı güzel. Baksanıza bir dakika. Şeyi çok sevdim bakın. Şu kemerin şurasını çok sevdim. Yani böyle bir kombin yapacağım aklıma gerçekten hiç gelmezdi. Ama renkleri falan bence aşırı yakıştırdım kendime. O yüzden aslında beğendim. Şu anda özgüvenli hissediyorum. Yemeğim geldi arkadaşlar. Şöyle ikiye böleceğim. Bu ne ya? Çok uzun. Oha çok güzelmiş. Bir dakika. Ben bunu çok güzel yerim. Arkadaşlar yemeğimi bitirmek üzereyim. Buradan da Öykü'nün yanına geçeceğiz. Çok merak ediyorum. Beni gördüğünde ne yapacak acaba? Başörtüsüne nasıl tepki verecek? Bu arada döner güzeldi. Bu arada döner böyle bir şey değil. Başta da demişim ya size, ben Hataylıyım. Hatay döneri böyle sade olmuyor. Ben koydum patatesleri içine. Ketçabı ben sıktım. Sadece ekmeğin içine et koyup getirmişler. Hiçbir salça koyamazsınız ya. Salça, ketçap koyulması gerekir. Buradan İskenderun'daki döner ustalarına sesleniyorum. Lütfen İstanbul'a gelip de dükkan açar mısınız? Aç kalıyoruz ya. Yalvarıyorum ne olur ya. İskenderunlar izliyorsanız, döner ustası tanıdığınız varsa bu videoyu ona gönderin. Lütfen gelip açsınlar. Vallahi canım çekiyor var ya. 5 minutes later. Arkadaşlar yemeğimi yedim. Gidiyoruz Öykü'nün yanına. Hadi. Koş 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 onu bulana kadar. Bu arada anneme ve babama da sürpriz olacak. Babama kapandım diyeceğim. Annemin video çekeceğimden haberi vardı. Ne yazık ki ona söyledim nereden alışveriş yapayım falan diye. Babamın ve Öykü'nün haberi yok. Onlara da sürpriz olacak. Uzaktan bakın bakalım yakışmış mı? Şöyle bir kız gelse, geçse. Aa ne kadar güzel der misiniz? Beni şu anda dışarıda bu şekilde görseniz tanır mısınız? Hiç haberiniz yok kapanacağımdan. Beni gördünüz mesela. Yemin ederim var ya, kapandığımdan beri hiçbir takipçim yanıma gelmedi. Normalde hep geliyorlar. Bilerek çocukların yanından geçeceğim. Bakalım beni tanıyacaklar mı? Gelin. Aşağıda bir tane çocuk var. Bakalım beni tanıyacak mı? Genelde çocukların hepsi beni zaten tanıyor. Önümden geçeceğim bilerek. Bakalım beni tanıyacak mı arkadaşlar? Bence tanımayacak. Tanımıyorlar beni bu şekilde. Oradan dolanacağım kızın önünden. Bakalım tanıyacak mı? Sen beni çek. Heyecanlıyım. Tanıyacak mı? Yüzüne bakıyorum şu an. Ama telefondan kafasını kaldırmıyor. Telefondan kafasını kaldırmıyor. Yanına oturayım. Birini bekliyor gibi yanına oturacağım. Tanıdı bu arada. Demiştim size. Tanıdı. Beni gördü şaşırdı. Ben size demiştim. Demiştim. Demek ki kapalıyken de tanıyorlar. Hadi gidelim Öykü'nün yanına. Bakalım Öykü ne yapacak. Ya arkadaşlar biz gittikten sonra kız annesinin yanına koştu. Benim yanıma gelecekti. Mehmet durmadı. Aşağı indi ya. Kız belki de şu an beni arıyor AVM'de. Biz otoparka geldik. İzliyorsan bu videoyu ki yarın izleyecek. Aşkım tanışabilirdik ama Mehmet abin durmadı diye tanışamadık. Çünkü Öykü'nün yanına gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Öykü beni görecek ilk defa. Hadi gidelim. Sayın izleyici, öncelikle selamlar, teşekkürler. Geldin 2 dakika video izliyorsun da bu 157.3 ne ya? Bu açmışsın hesabı şurada, bu ücretsiz ya, bu butona tıklayınca da bir şey olmuyor ki. İnternet bile gitmiyor butonda ya. 0.01 megabayt gitsin, 1 kilobayt gitsin ya. Şuna bir tane şöyle tıklayınca burada abone artacak, burada şu olacak.
E bize de teşvik olacak ya bu. Geldik arkadaşlar, annemlere gelin. Ay çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Öykü beni ilk defa görecek ve kafalı görecek. Tepkisi ne olacak? Bu arada kombinimde en sevmediğim parçam çantam oldu. Çantayı böyle biraz daha şık bir şey seçseydim kombinim bence daha da güzel olurdu. Bakalım sevecekler mi kombinimi? Gelin. 5 minutes later. Arkadaşlar hazır mısınız? Bir sürprizimiz var. Herhalde kediyi bize getirdi. Herhalde. Hazır mısınız? Ben kapandım. Hayırlı olsun. Annem biliyor demiş. Çok güzel olmuşum. Annemin maşallah haberi vardı çünkü nereden kıyafet alıp falan diye anneme sordum devamı arkadaşlar. Gelsin. Babamın haberi yoktu. Baba beğendin mi? Harika olmuş. Gerçekten mi? Hep. Böyle. Öykü beğendin mi kıyafetlerimi? Kapalıları biliyorsun. Kapandım. Artık saçlarımı hiç açmayacağım. Rapiter olmayacak artık anne. Sevmedin mi? Nasıl sevmedin? Gerçekten mi? Gel sarılalım bir, gel. Gel bir. Sevmedim. Çok güzel olmuş anne. Gel. Anneyim ben. Tanıdın değil mi? Gıdıklandın. Özür dilerim. Tamam dur. Heh. Bir şey söyleyeceğim. Sevmedin mi? Neyi sevmedin? Onu. Elbiseyi ama çok güzel. Çok güzel olmuş anne. Bak kemerle böyle kombin yaptım. Beğenmedin mi? Yok. Eşarbımı? Evet. Eşarbımı sevdin mi? Sevdim ama hoşuma sevdim. Kıyafetleri sevmemiş. Arkadaşlar eşarbı sevmiş ya. Hadi bizi poz alın. Yan yana. Gel. Gel. Olur tak. Sonra da poz çekelim. Gel resim çekelim. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Sence güzel oldum mu? Böyle güzel olmuş muyum? Gel. Ben kendime mi takacağım? Evet ben. Öykü'ye takacağız. Sonra fotoğraf çekileceğiz. Gerçekten mi? Sana mı hediye? Mine'yi biliyorsunuz. Ben 4 çocuk bakarak bir gün geçirmiştim. O Mine. Öykü Şiko'nun arkadaşı. Sana hediye mi etti bunu? Evet. Gel poz. Bu takılmıyor mu şuranın? Yok takılıyor. Takılıyor mu? Ha, takılıyormuş. Gel bakalım. Çok tatlı olduk. Beğendiniz değil mi? Yakışmış mı? Çok güzel oldu. Artık videonun sonuna geldik o zaman arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Babam beğendi, annem beğendi. Önemli olan Öykü'nün beğenmesiydi. Öykü de beğendi başörtüsünü. Sadece kıyafetlerimi sevmemiş. Keşke siyah takımı alsaydık. Sizce siyah takı, siyah giysem daha mı çok severdin? Hı. Bunun neyini sevmedin? Elbise bence krem rengi, o yüzden sevmedi arkadaşlar. Videoyu beğenseniz video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu arada Instagram ve Snapchat adreslerimi bırakıyorum. Beni oradan takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Listen up, I said, you're the big catch up again. Tie up the line, you're the big catch up again. Tie up the line, I'm not. Bir neşe babası, iki neşe babası, üç neşe babası, dört neşe babası, beş neşe babası, altı neşe babası, yedi neşe babası, sekiz neşe babası, sekiz neşe babası,